Yemişin nohut maya ekmeği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Ürünlerin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik katma değerinin arttırılması amacıyla başlatılan coğrafi işaret çalışmalarında Ödemiş Ticaret Odası'nın 20 Nisan 2021 tarihinde başvurusunu yaptığı meşhur Ödemiş nohut mayalı ekmeği coğrafi işaret başvurusu 4 Ağustos 2023 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi. Nohut maya ekmeğine coğrafi işaret verilmesiyle birlikte Ödemiş'teki tescilli ürün sayısı da 6'ya yükseldi. Nohut maya ekmeği lansman toplantısına Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Beyda Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkan Vekili Feridun Azeroğlu, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı İbrahim Sural, Ödemiş Ticaret Odası Eski Başkanı Rıfat Eriş, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda üyeleri katıldı. Lansmanda Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı YÜCİTA Başkanı Profesör Doktor Yavuz Tekeloğlu ve Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı Hürriyet Ege yazarı İsmail Uğural coğrafi işaretler hakkında bilgilendirme semineri yaptı. Ödemiş Ticaret Odası Genel Sekreteri Adnan Bengi şunları söyledi. İlçemizde üretilen ürünlerin korunması, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve yöresel ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımının yapılabilmesi amacıyla coğrafi işaret tescil belgesinin alınması büyük öneme sahiptir. Ürünlerin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik katma değerinin arttırılması amacıyla başlatılan coğrafi işaret çalışmalarında 20 Nisan 2021 tarihinde başvurusunu yaptığımız meşhur Ödemiş nohut mayalı ekmeği coğrafi işaret başvurumuz 4 Ağustos 2023 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. İlçemize ait yöresel ürünlere verdiğimiz önemi bu ürünlerin gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda hak ettiği değeri bulması için yaptığımız çalışmaları ortaya koymaktayız. Bu vesileyle yaptığımız çalışmalara büyük destek veren Oda Başkanımız, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz ile özverili çalışmalarıyla emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür eder. Coğrafi işaret ürünümüzün tüm ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını dilerim. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı İbrahim Sural şöyle konuştu. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ özgü ürünlerin değerini arttırabildiğimiz ürünler için gerek coğrafi işaret gerek garanti marka başvuruları sürecini yakından takip etmekteyiz. Coğrafi işaretler bölgemizin tanıtımına daha büyük katma değer yaratacak ve ilçemizin zenginleşmesine katkı sağlayacaktır. Yöresel ürünler hem adıyla hem ünüyle tarihi derinliğe sahip, standardı ve kalitesi yüksek ürünlerdir. Coğrafi işarete sahip olmak büyük bir sorumluluk gerektirmektedir. Oda olarak biz de bu sorumluluğu üzerimize hissederek bu ürünümüz için coğrafi işaret başvurusunda bulunmuştuk. Bugün burada lansmanını gerçekleştirdiğimiz Ödemiş nohut maya ekmeği ayırt edici özellikleri ve coğrafi işaretini alınmış bulunmaktayız. Bunun yanında Çavuştağ kuru fasulye, çekişke zeytinyağı, Ödemiş köftesi, Ödemiş ipeği, Bozdağ kestane şekeri ürünlerinin ardından odamızın girişimleriyle nohut maya ekmeğiyle birlikte 6. ürünümüzün de tescilini almış bulunmaktayız. Ödemiş doğal zenginlikleri ve verimli topraklara sahip yeryüzü cenneti. Ödemişimiz coğrafi işaret almaya uygun çok fazla ürün çeşitliliğine sahip. Önemli olan potansiyelimizin farkına varabilmek. Coğrafi işaretlerin öneminin bilinciyle tescillenmiş ürünlerimiz için bundan sonraki kalite standartlarının yükseltilmesi, marka yaratılması, taklitlerinden sakınılması için çalışmalara ve tanıtım faaliyetlerine ihtiyacı olduğumuz bir gerçektir. Ödemiş nohut maya ekmeği, yöresel lezzet ve damak tadı olarak kültürel mirasımızdır. Almış olduğumuz coğrafi işaretle bu kültürel mirasımızı koruyacak, gelecek nesillere aktaracak, ilçemiz için de sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacaktır. Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor. Bu çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar şunları kaydetti. Unutulmuş eski geleneklerimiz, işte kızlarımızın artık fırınlarda ekmek yapamadığı bu günlerde bu nohut mayalı ekmeğin
tekrar tanıtılması ve bölgemize büyük katkılar sağlayacağına inandığımız coğrafi işaretler bizim için çok önemli. Yöreye de apayrı bir katkı sunuyor. Biz de küçük küçük çalışmalar yapıyoruz bu konuda. Özellikle Beyda Belediyesi olarak her köye bir fırın projemiz var. Burada amacımız buradaki kızlarımızın ekmek yapmasını, börek yapmasını yapmasını unutmasınlar diye böyle bir çalışmamız var. Aynı zamanda 3 Ağustos 2022'de biz de Beyda'da simit dürüm adı altında belki çok kişinin bilmediği bir sabah kahvaltılığımız var. Onun coğrafi işaretini aldık. Ayrıca kestane unu coğrafi işaretlemesine de başvurduk. İnşallah bu ürünler hem bölgemize hem Küçük Menderes Havzası'na apayrı bir değer katacak. Bize bu konuda yardımcı olan, coğrafi işaret konusunda yardımcı olan Yavuz Hocam'a, tarım yazarımıza ve bu işaretlemede katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bölgemize, havzamıza hayırlı olsun. Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy şöyle konuştu. Ödemiş nohut mayalı ekmeğin coğrafi işaret alması, tespit edilmesinden dolayı duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. İlçemize, ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum üreticilerimize. Emeği geçenlere de çok çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bildiğiniz gibi bölgemiz Küçük Menderes Havzası sadece ülkemizin değil, belki de dünyanın en önemli havzalarından birisi tarım ve hayvancılık açısından. Yaklaşık 100 rakımdan 1600 rakıma kadar bu ilçede, bu bölgede, bu havzada içeren 4-5 ilçede üretim yapılmakta. Her türlü ürünü üretmekte çiftçilerimiz, üreticilerimiz. Üretmede gerçekten bir problem yok diye düşünüyorum ben burada 3 senelik görev hayatımda. Çiftçilerimiz canla başla çalışıyorlar. 12 ay her türlü üretimi gerçekleştiriyorlar ilçemizde. Satışta da belki problem yaşamıyorlar son 1-2 senedir özellikle gıda ürünlerinde. Ama üretici hak ettiği katma değeri sağlayabiliyor mu, sağlayamıyor mu? Bazı yıllar sağlıyor, bazı yıllar sağlamıyor. Böyle bir problemi var üreticimizin. Üretmekte bir problemimiz yok, bir beysimiz yok. İşte bunun için değişik alternatif yollara başvurmamız gerekiyor. Birincisi markalaşmamız lazım. Bu konuda önemli markalarımız var. Gerek peynir sektöründe, gerek zeytinyağı sektöründe bu konuda bir çalışmalar yapılmış. Gerekli festivaller, fuarlar ve benzeri etkinliklerle ürünlerimiz tanıtılmaya çalışılıyor. Ve çiftçilerimizin daha fazla katma değer elde etmesinin yolları aranıyor. Tabii çok çok kıymetli ürünlerimiz var arkadaşlar. Özellikle süt ürünlerimiz. İşte süs bitkilerimiz, işte fidancılığımız, işte kestanemiz, patatesimiz, işte zeytinimiz, zeytinyağımız, işte şu dönem işte barbunyamız, işte kornişon turşumuz, domatesimiz vesaire. Önemli olan bu ürünlerimizin daha fazla katma değer elde edilerek pazara ulaşabilmesi. Bunun için de bir markalaşma, bir de böyle çok güzel sivil inisiyatif alarak değerli odalarımız, gıda maddeler odamız, ticaret odamız bu konuda çalışmalar yaptılar ve coğrafi işaretli konusunda önemli adımlar atıldı ilçemizde. 6 tane ürünümüzün coğrafi işareti tescil edildi. Bu da ülkemizde çok fazla önemi, değeri anlaşılmış bir mevzu değil coğrafi işaret mevzu ama Avrupa'da ciddi ekonomik katkı yaratan bir sektör. Özellikle yani Türkiye'nin biraz önce hocamla konuştum 13 veya 14 ürünü coğrafi işareti Avrupa Birliği'nden tescil almış. Yani bu gerçekten Türkiye açısından düşük bir rakam. Biz bu konuda daha fazla gayret göstermemiz lazım. İzmir'in 40 tane ürünü vardı hocam. Toplam coğrafi işaretli 40 ürün, 6'sının Ödemiş'ten olması da Ödemiş'in bu konuya gösterdiği değeri, kıymeti ifade ediyor. Ben inşallah bu konuda çalışmaların ileriki yıllarda, günlerde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu konuda ciddi Ödemiş'te bu kültür, bu birikim, bu potansiyel var. Ben
Tescil belgemizin ilçemize, üreticilerimize çok çok hayırlı olmasını temenni ediyorum ülkemize. Ticaret Odası Başkanımızı, Yönetim Kurulu üyelerimizi, Meclis Başkanımızı, Meclis üyelerimizi şahsım adına, ilçemiz adına, vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Tokoğlu Ekmek Firması sahibi Erdem Tok şunları söyledi. Yaklaşık 5. kuşak olarak işletmeyi devraldıktan sonra bu nohutmayalı ekmeğin daha güzelleşmesi ve geleneklerinden kopmadan en güzel şekilde vatandaşlara hizmet verebilmesi için gerekli tüm adımları bilinçli bir şekilde atmak için mücadele eden bir vatandaşım. Ödemiş Ticaret Odası Başkanlığı'nın öncülüğünde Türkiye'deki Ödemiş Türkiye Patent Enstitüsü'nün coğrafi işaretinin tesirinde emeği geçen tüm çalışanlara, tüm başkanlara, değerli meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte yaklaşık 2 yıllık bir sürecimiz olmuştu. Eksikliklerimizi tamamlayıp bu ödüle layık olduğumuz için kendim ve meslektaşlarımın adına çok gururluyum ve çok onurluyorum. Akabinde insanların geçmişte Ödemiş'in birçok havzasında köylerimiz mevcuttur. Yaklaşık yıl öncesinde bu ekmeklerimiz, işletmelerin sayısı az olduğu için insanlarımız evlerinde mayalarını kendileri tutardı. Ve eskiden köy fırınlarında köylü insanlarımız minnet dediğimiz büyük tahtalarla fırınlara getirip bu ekmekleri pişirirlerdi. Ve eskiden bu ekmeğe nohut mayalı eski köy minnet ekmeği derlerdi. Minnetli tahtanın ismidir. Zaman geçtikçe artık köy fırınları yerine ticari faaliyet yürüten bizler bu işlere biraz daha önem vererek insanların sofrasına nohut mayalı ekmeğin daha çok, daha çeşitlilik halinde geçmişten gelen doğallığını hiç kaybetmeden, ürünlerimizin kalitesini hiç bozmadan mücadele veren esnaflarız. Umarım bundan sonra tescillenmiş olan Ödemiş nohut mayalı ekmeğinin coğrafi işaretinin tüm merciler, sosyal medya, basın, yayın ve tüm siz değerli vatandaşlarım adına Türkiye'nin daha ileri noktasında bunun tanıtımı, bunun lansmanının yapılabilmesi için kendi adıma gerekli mücadeleyi vereceğimden yana hiçbir şüpheniz olmasın. Toplantı sonunda Ödemiş Ticaret Odası Başkanı İbrahim Sürav ve ÖTO Meclis Başkanı Arif Basmacı, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı, YÜCİTA Başkanı Profesör Doktor Yavuz Tekelioğlu ve Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı Hürriyet Ege yazarı İsmail Uğural'a plaket takdim etti.